Lütfen sen. Evet Kanal 5 izleyicileri, bugün neredeyiz? Neredeyiz? Tokat'ın Reşat ilçesinin güzel bir kasabasında, güzel bir başarının yanındayız. Has kasabasındayız. Yayla yolunda güzel bir gölün kenarındayız. Mekanımızı başkanım anlatsın. Başkanım önce sizi tanıyalım önce. Öncelikle size hoş geldiniz. Kanal 60 televizyonuna da teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet edin geldiniz. Ben Hasanşehir Belediye Başkanı Recep Külekçi. Ben 30 yıldır belediyeciliğin ne olduğunu az çok öğrendim. Zabıta memuruydum. Emekliliğim doldu. Hasta sağ olsun bir şansını dene dediler. Ben de hizmet yapmayı seviyordum. Burayı yıllardan beri hayalimdeydi. Cenab-ı Allah bana nasip etti. İlk işim ormana müracaat ettim. Buraya bu güzel göleti ormanla birlikte yangın havuzlardan başladık. Gerisini ben tamamladım. Cennetten bir köşe dönmüş başkanım burası. Evet, yani burada zaten mesir alanları, şu yapılan hizmetler falan, cennetten bir köşeye dönmüş burası gerçek. Her tarafımız gerçekten bizim memleketimizin her köşesi bir cennet. Ama Hasanşehir'imizin ayrı bir güzelliği var. Buraya Elice Düzü diyorduk. Ben de bu göleti, burada bir vadi vardı. İki ufak tepe. İki tepenin arasını yangın havuzlardan başlattım. Gerisini ben büyüttüm kendi imkanlarımla. Belediye personelinin katkısı, onların emeği, tamamen onların katkısı. Belediye personeline de buradan teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçenlerden, Orman Müdürlüğü'ne de ayrıca, Orman Bölge Müdürlüğü'ne de teşekkür ederim. İlk başlangıç Orman Bölge Müdürlüğümüzün oldu. Burayı yangın söndürme havuzu olarak kullanmak. Evet, yangın söndürme havuzu olarak ormana zarar vermeyelim diye yaptık. Sağ olsun. Siz bu güzel yeri cennete çevirmişsiniz başkanım. Ben ama ondan sonra onu şey etmedim, kabullenemedim. Kendimi şey yaptım. Kendi imkanlarımı, belediyemin imkanlarıyla büyüttüm. Karşıya ilk önce bir VC yaptırdım. Suyunu getirdim. Şu çekimden sonra hemen onların çekimlerini yapacağız başkanım. Onların hepsini o güzel yerleri. Tamam. Evet. Şu karşıda gördüğümüz yerleri, kamalyaları, şeyler yaptım ama daha buraya şey yapacağım. Şimdi şu karşıdaki gördüğümüz binayı kısmet olursa buraya bir ufak bir kafeterya, bir çay ocağı, bir büfe. Birazdan göstereceğiz. Evet. Onlara şey yapacağız. Allah'tan bir yamanlık olmazsa. Daha noksanımız yok. Bir de güzel camimiz var başkanım. Şimdi oraya da döndürmek istiyorum kamerayı birazdan. Evet. O güzel caminin o taştan güzel bir mekan oluşturulmuş. O taşları özellikle bizim Mohus diye bir mevkimiz var. Oradan personelime söktürdüm. Tamamen kendi emeğimiz. Minareyi de hayalimdeydi. Sağ olsun Şerefet abimiz var. Ona yaptırdım minareyi de. Hiç kimseden bir katkı da almadım. Kimsenin bir şeyi de olmadı. Tamamen belediye personelim emeği. Güzel bir mekan olmuş. Gerçekten Allah cümlenizden razı olsun başkanım. Önce teşekkür sizin, ederim. Yani önce sizin emekleriniz. Evet, teşekkür ederim. O bir Osmanlı torunudur. Osmanlı'ya uygun bir şey olsun, eser olsun diye. Birazdan göreceğiz. Kısmet olursa daha değişik bir şeyler yapmayı düşünüyorum Allah nasip ederse. İnşallah. Ben aynı tarzda yapılarınızı bekliyorum başkanım burada. Onun çevre düzenlemesi yapacağım. O taşları, o beyaz taşları görüyorsanız dikkat edin. Onları oraya söktürdüm. Personele söktürdüm. Birazdan göreceğiz. Keçiköy mahallemizin orada taş ocağımız. Özel kendi bize şey ait. Başkanım, sohbetimiz orada devam edebilir miyiz? Tamam, hayır. Tamam. Teşekkür ederim. Ay. Başkanım geldik bizim güzel güzel bir caminin yanına. Bir onu ben sana direkt vereyim, sen anlat buranın hikayesini. Öncelikle yine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle güzel bir cennet mekanımıza geldiniz. Size de Kanal 60 TV'ye de teşekkür ediyorum. Bu mescidi, bu göleti buraya yapınca ilk önce bir ne lazım? İlk önce su lazım. Vatandaşın ihtiyacını giderecek VC lazım diye öyle düşündüm. Yolumuzun kenarına bayan, hemen yolun kenarına. Evet, hemen yolun kenarına. Yerlerimizin kanal suyunu geçirdim. Onun yolun kenarına şey için düşündüm. Gizli yere yapmak istiyordum. Kanal suyunu geçirdiğim için yerlerinin kanalı buradan geçin. Lavabayı kuyuya yapmadım. Kanala bağladım. Arıtmaya götürdüm direktmen. Öyle herhangi bir yerde kuyusu, evet, yok. Evet, hayır. Kuyusu falan yok. Tertemiz. Yok. İçinde suları, lavabası, şadırvanı, abdest almayan. Yani kimse mağdur olmasın diyerekten. Bir de mescit düşündüm. Kimse mağdur olmasın. Ben Osmanlı eserlerini çok seviyorum. Osmanlı torunu olduğumuz için biz de Osmanlı'ya yakışır, Osmanlı turuna yakışır diye buraya personelim sağ olsun kendi emeğimizle, kendi imkanımızla. Evet. Buraya bir Osmanlı eseri bırakalım dedi. Bu da bizden kalsın dedik. Allah razı olsun personelimden de, bütün emeğe geçenlerden de. Taşlar, şimdi daha çevre düzenlemesi yapacağım. Taşları görüyorsunuz. Bu taşları. Evet, hazır bekliyorum. Evet, söktüm. Çevre düzenlemesi yapamadım daha. Yetiştiremedim. Sezon bizde kısa olduğu için. 4 ay çalışıyor. Başka çalışamıyoruz ama bu cennet yere böyle bir şey az bile şeyden bana göre. Hasanşehir kasabasının uzaklığı ne kadar buranın? Hasanşehir uzaklığı 2,5 kilometre. Hep 2 adım şurada yani. Evet. Gündoğan mahallemiz, Gürpınar mahallemiz ve tam merkezde. Evet, zaten. Görünüm bak, minaremiz gözüküyor. Camimizin üzerinde gözüküyor Gündoğan mahallemizin.
tam merkeze yaptık ki toplum faydalansın diye. Sadece Hasan Şehit düşünmedik, mahallelerimizi de düşündük. Sayın seyirciler, 50 metre önümüzde göl, 50 metre sağımızda camimiz var. Yol ikisinin ortasından geçiyor. Her tarafımız orman, yerler zaten görüyorsunuz. Cennetten bir köşe, ne diyebilirim? Evet. Başkanım. Ben size teşekkür ederim. Başka soracağınız bir şey yoksa ben düğünlerim var, kısmet olursa düğünlere gideceğim. Bu başkanların işi hep böyle yoğun mu oluyor? Hayır, gerçekten 6 tane düğünüm var ama 5'ine katılmak zorundayım, Allah nasip ederse. Az önce hemen burada işte güzel bir toplantı için geldik. Birazdan onlar da için çekimlerde yapacağım, göreceksiniz. Başkanımın emekleri var her yerde. Nereye gitsem bir eli var kesinlikle. Allah bin kere razı olsun diyorum başkanımdan. Teşekkür ederim cümlemizden. Ben buraya sadece hocalarıma hoş geldin'e geldim. Başkanım. Ben sizin burada olduğunuzu da bilmiyordum. Çayınızı içmeye geleceğiz inşallah. Hayır, her zaman bekliyorum. Kapımız açık 24 saat. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Teşekkür ederim. Ben düşerim. Allah razı olsun. Evet, neredeydik? Neredeydik? Bahsettiğimiz, az önce dolaştığımız güzel güzel o cennetten bir köşenin köşenin köşesine değiliz, yüzeyindeyiz. Yani saçmalıyorum bazen ama böyle oluyor işte. Bu temiz hava biz insanları çarpıyor. Biz alışmışız İstanbul'un o havasına. Böyle temiz havaya geldiğimiz zaman konuşan laf bile bulamadığımız oluyor. Burada cami kurslarımız var. Yaz Kur'an kurslarımızın güzel bir organizasyonu var. Birkaç tane Kur'an kursu bir araya gelmiş. Değerli insan hocamızın önderliğinde, liderliğinde güzel bir program yapılıyor. Burada ikramlar yapılmış. Yarışmaları kaçırdık biz maalesef. Kaçırdık. Biraz sonra onlarla da sohbetimizde göreceksiniz. Çocuklar cıvı cıvı yeşilliğin içinde. Şimdi onların öğle yemeğe paydosları var. Bir döner takılmış. Hadi bir yiyelim bakalım ya. Ne var ne yok oralar bir bakalım.